artık en korunaklı sayılan, en imtiyazlı sayılan, en yüksek vasıflı sayılan meslekler de ciddi işsizlik riskiyle karşı karşıya. Hatta bazı mesela ziraat mühendisliği gibi meslekler prensip olarak işsizler. Ya da çok radikal bir şekilde prekarize oluyorlar. Yani vasıflarının çok altında, çok düşük ücretli, çok güvencesiz durumlarda ancak çalışabiliyorlar. Ve artık bu durumda yüzleşmeye başlıyor yavaş yavaş beyaz yakalı işsizler. Bunun artık istisnai olmadığı bir durumla karşı karşıya var. En az iki kuşaktır. Dolayısıyla bizim çalışmada da esas meselemiz beyaz yakalı işsizlerin algı yapıları. Yani kendi durumlarını nasıl algılıyorlar, kendi durumlarını nasıl görüyorlar, neyi suçluyorlar, neyi sorumlu görüyorlar, niçin işsiz olduklarını düşünüyorlar. Kendi beceriksizliklerinden mi, şans, kader, kısmetten mi, sistem sorunu mu, meslek seçimi problemi mi? Ve bir de kızı nasıl duygulara sevk ediyor bu onları? Kızıyorlar mı? Öfkeleniyorlar mı? Neye kızıyorlar? Kızdıkları zaman neyi sorumlu görüyorlar ve ne yapıyorlar? Eyleme geçiyorlar mı? Yoksa bir hınç üretip ya da böyle bir arabesk bir melankoli üretip içlerine mi çöküyorlar? Kendi aralarında dayanışma ilişkileri kurmaya eğilimleri var mı? Bu işsizlik meselesiyle baş etme stratejileri neler? Hem geçinme stratejileri neler? Yani nasıl hayatta kalıyorlar, nasıl karar veriyorlar? Ve bir de nasıl iş alıyorlar? Nasıl tutunmaya çalışıyorlar? Ve bütün bunların zemininde bir de çok önemsediğimiz bir soru şuydu. Yani zihinsel ve kişisel emekçilerin, beyaz yakalı işçilerin, meslek sahiplerinin yani önemli bir vasfı da kendilerini şöyle veya böyle elit konumunda gördü. Yani toplumsal seçkin konumunda gördü. O bizim arkadaşımızın annesinin söylediği şey o. Yani biz seni işçi olasın diye mi okuttuk? Sen mühendissin. Yani sen yukarıda yani bir yerdesin. Genel eğilim de gerçekten onların kendileri böyle düşünmeleri yönünde. Yani ben farklıyım. Benim bir üstün bir niteliğim var. Ben toplumdaki herhangi birisi değilim. Sıradan birisi değilim. Ben işte şu kadar okudum, diplomam var. Bunu nereye koyuyorlar peki? Bununla, bu iddialarıyla, bu toplumsal seçkinlik varsayımı artık iyice erozyona uğrayan bir varsayım. Bununla nasıl baş ediyorlar? Kendilerini hakkı yenmiş bir elit olarak mı düşünmeye yatkınlar? Yoksa ya tamam ya böyle bir şey yok, biz de işçiyiz hakikaten işte. Bir farkımız yok. Demeye mi yavaş yavaş gönül indiriyorlar? Özellikle buna bunu sorgulamaya çalıştık. Yani bunu çıkartmaya çalıştık. Peki neler, tabii özellikle sanırım bizden, benden beklenen, yani biz adına benden beklenen bu ekip adına, bu gözlemlerle ilgili bir şeyler söylemek. Bunları yani genelleme yapmaya çalışarak yani bazı gözlemleri söyleyeyim. İhtiyat payıyla bunları lütfen çok böyle mutlak hakikatler gibi düşünmeyin. Eninde sonunda gözlem bunlar. En çok dikkatimizi çeken konulardan biri şuydu. Bu özellikle çalışmada Necmi Erdoğan arkadaşımızın iktisat sahası. Daha çok odaklandığı bir nokta. Beyaz yakalı işsizlerin durum, aslında Aksu Moran'ın, Aksu'nun çalışmasında olan beyaz yakalı işsizlerin durumlarını çok iyi anlayarak ve teorize ederek, teorikleştirerek bir biçimde dışlaştırdıklarını gözlüyor. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mükemmel bir şekilde analiz ediyorlar. Neden işsiz? Çünkü işte sistem şöyle. Çünkü işte Türkiye'deki istihdam politikaları böyle. Çünkü kapitalizm şöyle. Çünkü çok iyi anlıyorlar. Yani gayet soğukkanlı ifadelerle, kimisi basbayağı akademik teorik ifadelerle çok güzel analiz ediyor. Ve bunu yaparak kendi dışında, yukarıdan baktığı nesnel bir olgu gibi konumlandırıyor. Kendi duygusu yok ama. Yani sanki kendi dışında bir olguyu analiz eden, yorumlayan bir yorumcu gibi. Hatta şuna dikkat ettik daha sonra. İş bir noktaya geldiği zaman kendilerinden üçüncü tekil şahıstan bahsediyorlar ya da böyle başka bir zamirler kullanıyorlar. Yani somut kendileriyle ilgili bir sıkıntı, bir sorun
durumdan değil de objektif, mesela kendi dışarıdaki bir durumdan bahseder gibi bahsediyorlar. Bir tür savunma mekanizması. Mesela bu çalışmada yer alan bazı arkadaşlarımız bundan epey zaman önce yoksulluk halleri diye bir çalışma yapmışlardı. Aksu ve Necim orada vardılar. Onlar en alttakilerle konuşmuşlar. Yani en yoksullar, okumamış, yani yoksulluk sınırının altındaki insanlarla yapmışlar. Mesela onlar duygularını çok açık ifade ediyorlar. Böyle bir mukayese yapma şansımız var. Yani ağlıyor. Yani durumundan yakınırken ağlıyor. Küfrediyor. Ya da büyük uzun suskunluklar yaşıyor. Yani içinde bulunduğu durumun duygusunu yansıtıyor. Yani bu bizimkiler, yani beyaz yakınlıklar çok cool'lar. Yani çok yukarıdan bakıyorlar, çok dışarıdan bakıyorlar. Ve bu aslında beraberinde bir sinizm ve bir eylemsizlik üretiyor. Yani çünkü çok iyi anlıyorlar. Hatta birazcık bu kendi durumuna eleştirel yaklaşan birisi dedi ki, kendi durumunu biraz fark ederek, biz bilmekle lanetlenmişiz. Yani her şeyi çok iyi biliyor ve anlıyoruz. Ve bu bizi bir atalete sevk ediyor. Diye kendi durumunun yani öz eleştirisi. Bu bence önemli. Yani evet, beyaz yakalı size onları o beyaz yakalı takan üstün vasıflardan, bilgi donanımından ötürü sayesinde, yüzünden her şeyi çok iyi biliyorlar, çok iyi yorumluyorlar ve şaşıracakları bir şey yok. Öfkelenemiyor yani deyimlerimizde. Bu bir tür bir tırnak işte patolojik. Bu dikkatimizi çekiyor. Her ne, yani şu dikkatimizi çeken bir nokta başka bir şey olarak, her ne kadar sorunu ve sorumluluğu kendi üstlerine almasalar, işsiz olmamın sorumlusu ben değilim. Bu bir sistem sorunu. Ben yetersiz olduğum için, beceriksiz olduğum için işsiz kalmış değilim deseler de bir yerden görüyorsunuz ki ne olursa olsun kendimiz suçluyor. Evet. Ne olursa olsun kendimiz suçluyor. Mesela bunu çok belirgin gördüğümüz bir meslek grubu bankacılar. Hatta bankacılara ayrı bir başlık açtık olmuşlar. Mesela bankacılar işsiz olarak görülmekten öylesiye korkuyorlar. İşsiz olarak adlandırılmaktan, kendilerine işsiz olduğunu söylemekten titreyerek korkuyorlar. Yani başka yuvarlak tabirler bu. Yani şu anda farklı seçenekler arama sürecinde. Yani, çünkü onlar, işsizlik onlar için çok şey bir damla. Çok utanç verici bir damla ve gerçekten çok suçluluk hissediyor. Ama dediğim gibi konuştuklarımızın kendini sözel olarak suçlamayan, ya benim suçum değil bu diyenler dahi aslında kendilerini suçluyorlar ve haldır haldır CV'lerini geliştirmeye çalışıyorlar. En yaygın refleks bu. Hatta yine birisi, yani bu konuştuğumuz bir kuruluşlardan birisi bunu CV'ye çalışıyoruz diye ifade etmişti. Yani CV için çalışıyoruz. CV'mizi güçlendirmek için çalışıyoruz. Yani bir dil daha öğrenmeye çalışıyoruz. Bir sertifika daha oraya koymaya çalışıyoruz. Varsın 3 aylık geçici bir proje olsun. Bir satır işte falan uluslararası kuruluşta çalıştı. Satırını oraya iliştirmeye çalışıyoruz. Yani CV'lerini olabildiğince görkemli hale getirmeye çalışıyorlar. Ama hakikaten kara bir zahir gibi görünebilir. Ama çok örneği var ki birçok işsiz 10 yıl boyunca gerçekten sadece CV'ye çalışıyor. Yani giderek CV'si daha görkemli, daha etkileyici hale geliyor ve hep işsiz oluyor. Ya da hep sürekli geçici işsiz oluyor. Pardon, sürekli geçici işlerde çalışıyor. Sürekli geçici işlerde çalışıyor. Bu da çok şey, çok yaygın gözlediğimiz bir şey. Bence sizin bu sanat alanında çalışırken sizin açınızdan performans kavramının çok sihirli bir kavram olabileceğini düşünüyorum. Çünkü performans kavramının iki cephesi var ya, bir yanıyla üretkenlik, etkinlik anlamına geliyor, öyle kullanılıyor. Bir yandan da gösteri de. Evet, ben daha çok o cephesi bakıyorum, aynı zamanda o. Yani aynı zamanda gösteri, performatif olan, gösterisel olan, kendiliğindenlik ve tek içeren bir akt. Ama aynı zamanda etkinlik anlamına geliyor. Şimdi
özellikle beyaz yakalı işsizler üzerinde çok güçlü bir performans baskısı var her iki anlamıyla. Gerçi tabii bütün çalışanlar üzerinde var. Yani kapitalist emek süreci zaten böyle bir baskıyı içkin olarak taşıyor içinde. Fakat beyaz yakalı işçiler bunu daha nitelikli bir şekilde giderek daha fazla üzerlerinde hissediyorlar. Ve performatif kavramın her iki cephesiyle de bunu hissediyorlar. Yani bir, hep daha etkin olmak zorundalar. Yani daha verimli, her dakikalarını doldurmak zorundalar. Mesela yine buradaki arkadaşlarımızın hepsi eminim biliyordur. İşle boş zaman arasındaki ayrımın giderek ortadan kalkması söz konusu. Özellikle bu yeni teknolojik imkanlarla. Yani bir laptopunuz ya da işte bir iPad'iniz varsa siz 24 saat available'sınız. Yani 24 saat çalışabiliyor varsayıyorsunuz. Erişilebiliyor varsayıyorsunuz ve eliniz gözünüz de bazen oraya kayıyor. Yani her dakika bir iş yapabiliyor oluyorsunuz. Talep de. Yani muazzam bir etkinlik ve verimlilik baskısı var. Ve öbür anlamda da performatif bir baskısı var. Yani presentable olmak, kendini sunmak. Giderek kendini daha fazla hissettiren bir olgu ve beyaz yakalı işsizler hep bunu da dile getiriyorlar. Bir mağduriyet unsuru meselesi olarak bunu dile getiriyorlar. Yani ben iş bulamıyorum ya da beni tutmadılar, çıkardılar. Çünkü işte presentable değilim, çünkü erkeğim, çünkü kadınım, çünkü eşcinselim. Evet, ya bir şekilde şık gibi görünmüyorum, şu okuldan değilim, öyle veya böyle. Yani o mesleğe ilişkin bir liyakat kriterinin dışında bir tür kültürel sermaye kriterinden ötürü dışlandıklarını düşünüyorlar hepsi şu veya bu nedenle. Ve gerçekten bunun çok geniş bir listesi var. Çok farklı, hakikaten mesela cinsiyetçi ayrımların ama sadece düz anlamıyla cinsiyetçiliğin ötesinde hani başka müktelif imalarıyla çok işlediğini görebiliyorsunuz. Ya da kendini sunmak, kendini prezente etmek. Bunun zaten çalışmalarda da dikkat çektiğimiz bir şey. Bu iş arama sitelerinde, işsizlere tavsiye niteliğindeki kitapçıklarda, projelerde vesaireler.